Arkadaşlar. Büyük Harfiyat'a devam. Buradan çok video gelecek. Başta da bahsettiğim gibi. Çünkü yer büyük. Sıkıntılı bir yer. Buradan bir giriş yaptım. Harfiyat'a çünkü yağış bekliyoruz. Bakın şurada yine bir kırılmayan payımız var. Oraya bir deyim yerine fay. Tarafını da indirebildiğim kadar indireceğim. Daha yukarıda da kırılacak yerlerimiz var. Buradan hazır yağmur yokken kamyonlara ne yükleyebilirsek, bugün çalıştırabilirsek kar diye böyle davranıyoruz. Yağmur gelirse de dırıcıyı takacağız hemen. Yani dırıcıya da yer hazırlamış olacağız bir taraftan.
kopardım ama zorlanıyor makine. Artık orayı bırakacağım. Bu taraftan devam edeceğim. Yani bir tarafa zarar vermenin anlamı yok. Burada kimse bize aferin demez, bir tarafa zarar verirsek. O yüzden şansımızı fazla zorlamayalım, boşver. Ama şurayı alabiliyorum. Diğer tarafı ellemeyeceğim. Büyük kova olsa, geniş kova olsa biraz şeyi bozar arkadaşlar. Dengeyi çabuk bozar. Mesela ben ne yapıyorum sökmek için? Kenardaki kazmayı tutuyorum ya. Şu mesafe uzadığı için kovayı bu şekilde dengesini çabuk bozar. Şeyde böyle büyük kovayı nasıl yapabilirsin? Şimdi bir kova yaptırayım desen de 15 bin liradan aşağıya mal olmaz yani. Şu kovayı yaptırayım desen aynısını, 15 bin liradan aşağı mal olacağını zannetmiyorum. Öyle bir kova yaptıracaksın, onu kenara koyacaksın, çok yumuşak toprak olan yerde takacaksın. Orada belki biraz iş görür ama çok da sağlıklı olmaz. Yine herkesin aynı insan gibi vücut ölçüleri nasılsa değiştirdiğin zaman insan rahat edebilir mi? Onun gibi burada en iyisi, orijinali neyse böyle olması. İnsan vücudunda bile bir tarafını aksadığı zaman ne yapıyor? Bütün dengen bozuluyor. O kadar hiç şeyi aksatmaya gerek yok. Dengeyi bozmaya, dengelerle oynamaya hiç gerek yok. Bunu yapan adam da mutlaka bir hesabı kitabı vardır. Bunu ona göre yapmıştır. Gerek yok. Biz onu Dive 200'de yapmıştık. Biraz geniş kova ama tabii tam kaliteli bir şey değildi kova. Harfiyata girdik. Böyle değil de toprakta ama bir damarda taş vardı. Aynı bu paylar gibi. Böyle yerler vardı. Her seferinde de kova söküp takamam veya da şeyle, büyük kovayla yumuşak yer alayım da serteye sonra alayım deme şansın yok, böyle arabaları yürütemezsin. Böyle çalışırken kovayı yırtmıştık. Yani kova kırıldı, paramparça oldu yani. Böyle yırtıla yırtıla. En güzeli ağzından ne geldiyse yapmak lazım. Thank you.
Sarfiyattan bir şey anlattınız mı arkadaşlar? Şöyle bir bakın. Yağmur başladı. Çok değişik bir şey oluyor değil mi? Bittiğinde göreceğiz bakalım neye benziyor. Nasip olursa.